Cesaret'e hoş geldiniz arkadaşlar. Üçüncü testten devam edelim. Burada kural şu. 2'ye bölmüşüz. 2'ye bölmüşüz. 2 arttırmışız. Bölü 2. Artı 2. Bölü 2. Artı 2. Ve 2'ye böldüğümüzde sonuç kaç çıkar? 3 çıkar. Cevabımız Adana. Şimdi bunu üst sayı olarak yazarsak 2 üzeri 1 bölü 2 olur. 2 üzeri 1 olur. 2 üzeri 2 olur. 2 üzeri 4 olur. Ve 2 üzeri 5 olur. Nasıl bir kural üretebiliriz? 2 ile çarpılmış üst taraf çarpı 2. Sonra artı 1. Üst taraf çarpı 2. Üst taraf artı 1. Bir sonrakisini 2 ile çarparsak ne olur? 2 üzeri 10 olur. 2 üzeri 10 1024 eşit. Üstleri bir çarpı bir artı şeklinde yazarsak artı 1 çarpı 2 dersek 3 eklenmiş diyebiliriz. Artı 3 çarpı 4 diyebiliriz. Artı 5 diyebiliriz. Çarpı 6 diyebiliriz. Bakın sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Bir sonrakisi 7 olacak. İşaretimiz ne olacak? Burada artı var çarpı artı çarpı sırasıyla gitmiş artı çarpı artı olacak. 294'e 7 eklersek cevabımız 301 olur. Burada yazalım tek tek. 3 ekleyelim. Artı 3. Artı 6. Artı 12. Artı 24. Bakın burada neyi görebiliriz? 2 ile çarpılmış. 2 ile çarpılmış. Bir daha 2 ile çarpılmış. Bir daha 2 ile çarparsak kaç olur? Artı 48 olur. 54'e 48 eklersek de 102 olur. Buradaki sayı 102 olacakmış. Edirne, Denizli, Ceyhan gitti. Devam edelim şimdi. Bunu bir daha 2 ile çarpalım. Şurada 2 ile çarpmıştık. 2 ile çarparsak 96 olur. Buraya 96 eklersek 198 olur. Cevabımız Bursa. Bir kere üstleri yazıp deneyelim. 4 eklenmiş. Buraya kaç eklenmiş? 6 eklenmiş. Devam edelim. Buraya 12 eklenmiş. Buraya da 16 eklenmiş. Pardon, şuraya 14 eklenmiş. Şimdi üst tarafa baktığımızda ikişer ikişer artmış. Buraya 8 eklersek kaç olur? Burası 20 olur. Bir daha eklediğimizde kaç ekleyeceğiz? 10 ekleyeceğiz. Üst taraf ikişer ikişer arttığı için 10 eklediğimizde kaç olur? 32 olur. Bir sonraki için de pardon şurada 10 eklersek 30 olur. Bir sonrakisi için 12 eklersek de 42 olur. O zaman neymiş? 20 ve 30 şeklinde cevabımız Edirne'ymiş. Burada iki şekilde ayıralım. Bir tarafta 3 basamaklılar olsun. Bir tarafta 2 basamaklılar veya birer arayla diyelim. Burada kaç eklemişiz? Artı 10 eklemişiz diyebiliriz. Sonra 11 eklemişiz oluyor. Artı 11, artı 12, artı 13 ve bir sonrakisi de artı 14 olur. K dediğimiz şey neye eşit olur? 124'e eşit olur. Diğerine geçelim şimdi. 8 azalmış, eksi 8. Buradan 12 azalmış, eksi 12. Sonra eksi 8 diyebiliriz. Eksi 12 ve eksi 8 olur bir sonrakisi. 8 azaltırsak kaç olur? 94 olur. Bu ikisini topladığımızda da 218 olduğunu görürüz. Çarpı 4 artı 2 çarpı 4 artı 2 aynı şekilde devam edersek böyle gider işte. Artı 2 olur ve çarpı 4 ile 680 olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi üst taraflara başlarına ne geldiğini yazarsak çok rahat buluruz. 2 ile çarpılmış 4 çıkarılmış. 3 eklenmiş 2 ile çarpılmış. Bir sonrakisini bilemiyoruz. Buraya ne olmuş? 2 ile çarpılmış. Arkadaşlar 2 ile çarpıldığı için tam olarak şuradan ayırırsak
2, 4, 3 olur. 2'yi bir sonrakisi 4 olur. 4'ü ne yapmışız? Çıkarmışız. 4 çıkarırsak kaç olur? 18 olur. 18'i yazarsak aynı sırayla gitsek. Bir sonrakisini ne yapıyorduk? 3 ekliyorduk. 3 eklersek 21 olduğunu görürüz. Cevabımız Adana. Artı 3. Artı 6. Buradan da ne olmuş? 2 azaltmışız. Eksi 2. Artı 3. Artı 6. Eksi 2. Artı 3. Bakın aynı sırayla gidelim. Şuraya nereye kadar? Şuraya kadar. Artı 3. Şimdi 3 eklemişiz. 6 eklemişiz. Sonra 2 çıkarmışız. 3 eklemişiz. 6 eklemişiz. Sonra 2 çıkarmışız. 3 eklemişiz. Sonra 6 eklememiz gerekiyor. Artı 6. Ne olur? 32 olur. 32 olmayanları eleyebiliriz. Şimdi bir sonrakisi ne olur? Eksi 2. 2 çıkardığımızda 32'den 2 çıkarırsak 30 olduğunu görürüz. Cevabımız Adana. Önceki soru gibi yazalım hepsini. Eksi 1. Burada ne olmuş olabilir? 3 ile çarpmış olabiliriz veya 2 eklemiş olabiliriz. Şimdi bu olmadığında 3 ile çarparız. Burada da 3 ile çarpmışız diyebiliriz. Sonra burada 1 çıkarmışız. 2 eklemişiz. 3'e çarpmışız. Birinci ile birebir aynı çıktı. Aynı çıkmasaydı nasıl olurdu? Mesela örnek veriyorum. Burayı çarpı 3 yapsaydık. Burası artı 2 ya. Burayı da ona göre değiştirirdik ve artı 2 yapardık. Son hali böyleymiş. Bir sonrakisi ne olur? Aynı sırayla gidersek. Eksi artı çarpı eksi artı çarpı eksi olur. Eksi 1 cevabımız 29 olur. Aynı şekilde 3 eklemişiz. Artı 3 eksi 7 artı 1 artı 3 eksi 7 ve artı 1 artı 3. Bir sonrakisi ne olur? Tam olarak şuradan ayırırsak tekrar ettiğini görürüz. Eksi 7 eksi 7 cevabımız 12 olur. Denemek için 1'i ekleyebiliriz. Cevabımız 12 olur. Soru işareti yerine 12 gelir. Üst taraflar çizelim. Çarpı 3 artı 2 artı 2 çarpı 3 artı 2. Bir sonrakisi de tahmin edebileceğiniz gibi artı 2 olur. Sonra çarpı 3 olur. Şimdi şurayı bilmiyorduk değil mi? Burayı tam olarak bilmiyoruz ve sonrakisini tam olarak bilmiyoruz. Nereden? Şuradan ayırırsak çarpı artı artı olduğunu görürüz. Çarpı artı artı ve çarpı. Cevabımız 52. Şimdi işte çok az, çok çok az daha karıştı. Bu sefer tek bir çizgide iki işlem yapacağız. 2 ile çarpıp 1 çıkarmışız. Burada da 2 ile çarpıp 1 çıkarmışız. Aynı şekilde devam edip 2 ile çarpıp 1 çıkarırsak cevabımızın 25 olduğunu görürüz. Devam etmek istersek de 25 çarpı 2 50, 50 eksi 1'den 49. 49 çarpı 2 98 eksi 1 97. Bir önceki testte aynı bu tip bir soru vardı. Aynı şekilde devam edelim. Artı 4 sonra artı 5 artı 6 artı 7. Bakın birer birer artıyor üst taraf. Bir sonrakisine de ne olur? Artı 8 olur. 8 eklersek 24'e 32 olduğunu görürüz. Şimdi sonrakisi 32'ymiş. Sonuncusu 32 zaten. Tamam, 2 şıkka indirmiş olduk böylece. Şimdi alt tarafa geçelim. Alt taraftan yapalım daha doğrusu. 1 azalmış. 3 azalmış. 5 azalmış. Bir sonrakisi ne olacak? Bakın artık tek sayılar. 1, 3, 5 ve 7. Eksi 7. 7 azaltırsak ne olur? 5 olur. Cevabımız Adana. Yine aynı tip bir soru. Artı 3. Artı 6. Artı 12. Bakın üst taraf 2'ye katlanarak gidiyor. 3, 6, 12. Bir sonrakisi ne olur? 24 olur.
Artı 24 cevabımız kaç olur? 46 olur. Birincisi 46 olacakmış. Cevabımız ya Bursa ya Denizli. Alt tarafa geçelim şimdi. Artı 1. Artı 2. Artı 4. Bakın alt tarafta 2'ye katlanarak gidiyormuş. 1, 2, 4. Bir sonrakisi ne olur? 8 olur. Artı 8, 18 olur. Cevabımız Bursa. Şimdi yine aynı şekilde düşünürsek nasıl olur? Buradan buraya 2 eklemişiz. Buradan buraya 2 eklemişiz. Buradan buraya giderken de 2 eklemişiz. Alt tarafa geçelim. Bu sefer tersten gidelim daha rahat olabilmesi için. 2 eklemişiz. Bir daha 2 ekleyelim. Bir daha 2 ekleyelim. Şimdi 2'ye 2 eklersek buradaki 2'ye 2 eklersek 4 olur. Buradaki 4'e 2 eklersek 6 olur. Sağlıyormuş. Cevabımız Adana. Yine aynı şekilde eksi 2 ve eksi 2. Alt tarafa geçtiğimizde artı 2. Artı 2. Bakın ikişer gidiyormuş. Bir daha 2 eklersek 15'e kaç olur? 17 olur. Birincilere bakalım. Artı 3. Artı 6. Artı 9 ve artı 12. Burası aslında bizi pek ilgilendirmiyordu. Alt tarafa geçelim. 2'ye bölünmüş. Bir sonrakisi 3'e bölünmüş. Bir sonrakisi ne olur? 2, 3, 4 olarak gider. 4'e bölürsek cevabımız 8 olur. Şimdi buradan buraya geçerken ne eklemişiz? 9 kadar artı 9 olmuş. Buradan buraya geçerken artı 16 olmuş. Buradan buraya geçerken artı 25 olmuş. Buralardan bir şeyler bulmaya çalışalım. Şimdi 9 hepsi dikkat ettiyseniz hepsi bir sayının karesi. 3'ün karesi, 4'ün karesi ve 5'in karesi. Bir sonrakisi 6'nın karesi diyebiliriz. 36 eklersek şıklarda hiçbir yok bulamayız. O yüzden başka bir şeyin peşinden gidelim. Başka ne olabilir? 3'ün karesi. 3 burada ortadaki sayı. Ortadaki sayının karesi kadar eklenmiş. Ortadaki sayının karesi kadar eklenmiş. Ortadaki sayının karesi kadar eklenmiş. O zaman ortadaki sayının karesi kadar ekleyelim. 282 artı 64'ten 8'in karesi 64. Ya şuraya buraya yazalım. 8'in karesi 64. Bu ikisinin toplamı 346 olur. Devam edelim. Şimdi buradan buraya geçerken kaç eklemişiz? 15 eklemişiz. Bakın buradaki 15 buraya eşit. Ne hikmetse böyle devam edelim bakalım. Buradan buraya geçerken kaç eklemişiz? 22 eklemişiz. Buradaki buraya eşitmiş. Devam edelim bakalım. Buradan buraya geçerken kaç eklemişiz? 38 eklemişiz. Yine aynı şekilde buradaki buraya eşit. Buradan buraya geçerken kaç eklemiş olabiliriz? 45 eklemişiz. O zaman buradaki 45 buraya eşit olur. Cevabımız Denizli. Birinci sayıya hiçbir şey diyemeyiz. İkinciye ne diyebiliriz? Bakın hepsi bir sayının karesi. 5'in karesi, 7'nin karesi. Burası 13'ün karesi. Burası da 14'ün karesi. Yanlış hatırlıyormuşum. Burası 16'nın karesi. Şimdi bu sayılar nereden geldi ona bakalım. Buradaki 5 buradaki sayının rakamlar toplamına eşit. Buradaki 7 buradaki sayının rakamlar toplamına eşit. Buradaki 13 buradaki sayının rakamlar toplamına eşit. Buradaki 16 buradaki sayının rakamlar toplamına eşit. Bir sonrakisi ne olur? Toplarsak 5, 7, 13 olur. 13'ün karesi kaça eşit olur? 100, pardon, 169'a eşit olur. Devam edelim. Burada kural şu. Rakamlarını toplayalım. 9 artı 9'dan kaç olur? 18 olur. 2 ile çarpmışız. Bu birinci için geçerli. İkinciden üçüncüye geçerken ne yapmışız? Rakamlarını toplamışız. 3 artı 6, 9. Kaça çarpmışız? 3'e çarpmışız. Bu da ikinciye geçtik. Böylece. Sonra devamında 27 için 2 artı 7 kaç oluyor? 9 oluyor. 9 çarpı 4 olmuş bu sefer. 36, 9 çarpı 4 36 olmuş işte. Devam edelim. Bir sonrakisi için 3 artı 6 çarpı 5. Bakın
Burada bir şey hemen dikkatinizi çekmesi gerekiyor. Rakamlar toplamı çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5. Burada rakamlar toplamı kaç? 4 artı 5'ten 9. 9 çarpı 6'dan 54. Rakamlar da 1 eklemişiz 5'e 6 oldu. Sonra rakamların toplamını 6 ile çarptık. Cevabımız Denizli. Arkadaşlar burada iki sayının çarpımı bu ikisinin çarpımı kaça eşit oluyor? 20'ye eşit oluyor. O ikisinin çarpımı bu ikisinin toplamına eşit. Bu ikisinin çarpımı bu ikisinin toplamına eşit. Bu ikisinin çarpımı 50. Durun yazayım tek tek. 10 çarpı 5 eşittir. Şu ikisinin toplamına eşit olur. 28 artı 22. Cevabımız Bursa. Yine aynı şekilde arkadaşlar 7 çarpı 4 28 12 artı 16 28. Bu sefer farklıymış, pardon. Her zaman atlamıyormuşuz demek. Yanlış çarpmışım arkadaşlar. Yine aynı şekildeymiş. Buradan çarptığımızda 28, buradan topladığımızda 28. Çarptığımızda kaç olur? 4 çarpı 48 olur. Ama bu sefer burasını çarpmıyoruz. Şurası apayrı dünya. Bu ikisini çarparsak 60 olur. Burayla burayı toplarsak da 60 olması gerekiyor. 12 çarpı 5 eşittir 1 artı x. X'imiz 59. Cevabımız Adana. Şimdi bir sıraya göre gidelim. Eksi 5 artı 3. Burada ne olmuş olabilir? Artı 9 yarım çarpı 4 de diyebiliriz. İkisinden biri hangisi uyuyorsa artık. Şimdi buradan buraya geçerken eksi 3 olmuş. Sonra artı 1 olmuş. Burada bir bozulmuş gibi. Devam edelim. Buradan buraya geçerken çarpı 4 olmuş. 4 de çarpmışız. Bakın şuradakiymiş. Sonra eksi 5 ve artı 3. Şuradan bir çizgi çizersek. Bakın üçer üçer ayırabiliriz. Üçer, üçer ve üçer. Buradan da bir tane çizgi çizeriz. Hepsi eksi 5 ile başlıyor ama burada eksi 3 ile başlıyor. Eksi 3 ile başladığı için yanlış olan 9 diyebiliriz. 12'den 5 çıkarsaydık kaç olurdu? 7 olurdu. Sonra 7'ye ne ekliyoruz? Bir sonrakisi 3'tü. 3 eklersek kaç olur? 10 olur. Arkadaşlar bu sorularda zaten üstte yazıldığı gibi hangisi yanlış dizilmiş diyor. Yanlış dizilerini bulmaya çalışıyoruz. Artış miktarlarını yazalım. Artı 2, artı 3, artı 4. Bir sonrakisi artı 5 olması gerekiyor gibi değil mi? Devam edelim. Artı 5 ve artı 7. Bakın kesinlikle öyle. Şimdi sırasıyla gittiğimizde 2, 4, 2, 3, 4 artı 5 olması gerekiyor gibiydi. 6 yazıyordu. Şimdi buraya 5 yazarsak, 5 eklersek kaç olur? 35 olur. Bir sonrakisi de burası da ne olur? 6 olur. Böylece düzelir. Burasının 35 olması gerekiyordu. Cevabımız Ceyhan. Yazalım arkadaşlar. 2 ile çarpılmış burada. Veya başka bir şey diyebiliriz. Zamanla değiştirebiliriz. Buraya 3 eklenmiş, 1 çıkarılmış. 2 ile çarpılmış, 3 eklenmiş, 1 çıkarılmış. O zaman diziyi bulduk diyebilir miyiz? Buraya ne yapmış olabilir? 2 ile çarparsak bakın üçer üçer ayırırsak 2 ile çarparak başlıyoruz. 2 ile çarparsak 28 olması gerekiyordu. 28 yapalım. Doğru çıkıyor mu? 2 artı 3 31 oldu. Eksi 1 de 30 oldu. Cevabımız Denizli. Şimdi üst taraflarda böyle bir soru vardı. Buna benzer bir şey vardı. Buradan buraya 4 eklemiş. Buradan buraya 4 eklemiş. Buradan buraya 4 eklemiş. Bir daha 4 eklemiş. O zaman burası tamamen doğru diyebiliriz. Biz ortadakilere geçelim. 5 eklemiş. 5 eklemiş. Buradan buraya geçerken kaç eklemiş? 4 eklemiş. O zaman sorun buradaki sayıda. Cevabımız Denizli. Burayı da direkt gözle görebiliriz zaten. 2 ile çarpılmış. Çarpı 2. Bir daha 2 ile çarpılmış.
Bir daha 2 ile çarpılmış. Bir sonrakisinin de 2 ile çarpılması gerekiyordu. Burasının 80 olması gerekiyor. 80 olduğunda 2 ile çarparsak 160 olur. Sorun 70'teymiş. Cevap Deniz'i. Yine aynı şekilde arkadaşlar 2'ye ayıralım. Artı 3. Buradan buraya geçerken kaç eklenmiş? Pardon. Buradan buraya geçerken artı 6. Buradan buraya geçerken kaç olmuş? Artı 9. Buradan buraya geçerken artı 12. Bakın üstler üçer üçer düzgün bir şekilde artıyor. O zaman hiçbir sorun yok. Alt tarafa geçelim. Artı 1. Artı 4. Artı 7. Bir sonrakisine artı 11. Bakın aradaki mesafe kaç? 3. Aradaki artış kaç? 3. Bir sonrakisinin de 3 olması gerekiyordu. Artı 3. Sorun neydeymiş? 32'deymiş. Ne olması gerekiyordu? Burasının 10 olması gerekiyordu. Orasının da 31 olması gerekiyordu. Cevabımız Ceyhan. Burada da 2'ye 2 ayırırsak eksi 1 pardon artı 1 artı 1 artı 1 diyebiliriz. Ortadaki kısımlara geçersek eksi 1 eksi 1 ve buranın da eksi 1 olması gerektiğini biliyoruz, görebiliyoruz. Burasının 14 olması gerekiyormuş arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Artış miktarlarına dikkat edelim arkadaşlar. Artı 7, artı 8, artı 9, artı 10, artı 11. Bakın üstler birer birer artıyor. Artı 12 olması gerekiyordu ve buranın da 40, ya pardon 58 olması gerekiyordu. Ama 50 yazmışlar. O zaman sorun burada. İlk başta ben de baktığımda burası 1'in karesi gibi, burası 4'ün karesi, 5'in karesi gibi düşündüm. Düşünmedim de. Hepsinin artış miktarını tek tek yazalım arkadaşlar. Artı 3, artı 10. Buradan buraya geçerken artı kaç eklenmiş? 8 eklenmiş. Buradan buraya geçerken de 15 eklenmiş. Buradan buraya geçerken 19. Buradan buraya geçerken de 23. Buradan buraya geçerken 27. Bakın üst taraflardan bir şeyin dikkatinizi çekmesi gerekiyor. Burayla buranın arasındaki mesafe veya uzaklık veya fark 4 birim. Burayla burası arasındaki uzaklık 4 birim. Burasıyla burası arasındaki fark 4 birim. Burasıyla burası arasındaki farkın da 4 birim olması gerekiyordu. 4 olması gerekiyordu. Şurada 11'i eklememiz gerekiyordu. Aynı şekilde burayla bura arasındaki farkın da 4 olması gerekiyordu. Böylece 7 olması gerekiyordu şurasının. 11 eksi 4'ten burasının artı 7 olması gerekiyordu. Burasının da farkı düzelirdi. Şimdi 7 eklersek kaç olur? 11 olur. Burasının 11 olması gerekiyordu. Cevabımız Ceyhan. Artı 3 eksi 5 diyebiliriz burada. 3 eklemişiz. 5 çıkarmışız. 3 eklemişiz. 5 çıkarmışız. Buraya da 3 eklememiz gerekiyordu. Cevabımızın buradaki sayının 21 olması gerekiyordu. Cevap Bursa. Eklenen sayıları yazalım. Artı 3. Artı 5. Artı 7. Bakın ikişer ikişer artıyor. Bir sonrakisinin de artı 9 olması gerekiyordu. 9 eklediğimizde kaç olur? 26 olması gerekiyordu. O yüzden cevap Edirne diyebiliriz. Şimdi birinci ile ikinci arasındaki şey bağlantı. Çarpı 2 veya artı 20 ikisinden biri olabilir ama ikinci ile üçüncüdeki bağlantı tam sayı olarak yazmak isterse kesinlikle artı 20. Burası çarpı 2. Bakın sırasıyla gitmek istersek üst tarafı silmemiz gerekiyor. Artı 20 çarpı 2. 20 eklememiz gerekiyordu. Bakın şuradan çarpı 20 çarpı 2 artı 20 çarpı 2 artı 20 çarpı 2 artı 20 yapmamız gerekiyordu. Cevabın sonucu sayının 300 olması gerekiyordu. 320 demiş. Cevap Edirne.
Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.